Olana bir de ne olacak? Belki ama artık bu sayede kraldan çok kralcı olmamayı öğrenir. Vallahi ben olsam hiçbirini bir dakika bile burada tutmam. Can güvenliğimiz mevzu bu his. Aa, babam arıyor. Alo, baba? Kızım, Suna benim. Seyran'ı aradım ama duymadı. Anne babama mı bir şey oldu? Yok yok, baban iyi, merak etme. Ökke Şahan'ın haberi geldi de ölmüş kızım. Gel Aza, gel. Daha iyi misiniz? Gel otur. Kaderimde gülmek yokmuş benim. İyi olsam ne olucu, olmasam ne olucu? Deme öyle halam be. Ha? Düzelecek her şey. Benim yüzümden oldu. Belki de evden birileri yardım etti. Ha? Birilerinin parmağı var belki. Olmaz canım, öyle şey mümkün mü var? Lütfen getirmeyin böyle şeyleri aklınıza, Allah'ını severseniz lütfen. Yapan yapacağını yapmış Gülgün Hanım. Ama yok. Benim bu ilk gecemi mahvedenlerin bütün gecelerini berbat etmezsem benim de adım Hatice değil. Hala, nasıl oldun, daha iyi misin? İyiyim çok şükür. Düşman sevindirecek değilim. Şimdi hala, az önce annem aradı da, Ökke Şah ölmüş. Ne? Yarın cenazesi varmış. Annem dedi ki Seyran bir hani, başsağlığı dilemeyi arasa iyi olur dedi. Bu işte bir alakası olabilir mi? Yani ben de önce onu düşündüm ama... Sonra da Orhan babamla olan ilişkilerini düşününce, yani öyle bir durumda Allah korusun ona saldırmaz mıydı? Dertleri benim. Aklıma gelen başıma geldi. Benden sebep bu mevzu. O ne demek hala? Ne demekse o demek. Kapanmamış bir hesap işte. Beni Halisa'ya götürün. Ben önce onu anlatacağım oğlum. Durun, ben haber vereyim ama. Bütün odalara, kilere, her yere baktık. Başka bir şey yok. Daha başka ne olabilir ki? Hatice nasıl? Beni ona götürün. Baba, zaten Hatice Hanım geliyor. Konuşacakları varmış. Ama... Önce bilmeniz gereken bir şey var. Anne. Ökke Şah ölmüş. Ben öldürdüm. Hayır. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm, katil oldum. Olur mu öyle şey oğlum? Anlamıyorsun Gülgün, ben öldürdüm diyorum. Ben katil oldum. Deme öyle, sakin ol. Yok öyle bir şey. Baba bak, ne olur sakin ol. Daha sebebini bilmiyoruz. Araştır, öğreniriz. Tamam, ne olur sakin ol. Belki öyle değildir. Belki sen değilsindir sebebi. Ben ağamın emriyle düzenli sorduruyordum. Hayati bir tehlikesi yoktu. Ya ölmüş adam işte. Ölmüş, ölmüş. O koçbaşını da beni tehdit etmek için gönderdiler. Öldürecekler beni. Hayır oğlum, nefes al. Sakin ol. Senden ötürü değil. Benden ötürü koydular o koçbaşını. Hoş geldiniz. Kolay gelsin Ökkeş.
Sağ ol Atuş abla. Mezide nerede? Ahırda, davarların yanında. Çığırayım mı? Yok. Hele sen şunları nereye koyucular onu göster. Ben bakarım ona. İyi, tamam. Baksana şu rezilliğimize, zibirliğin içindeyim, duymamışım. Al bak senin kurbanlık. Kız korkayım diyeyim, bilmeyeyim mi? Sen de korkacak şeyden korkmayın, damarlardan korkun, he mi? Kazandı kavurma olasıya kadar benden uzak dursunlar. Mezide, şu dışarıdaki koca boynuzluya benim için bir iz koy. Sakın ha başkasına satma ha. Hayrola, ne zamandır sağ kurban düşer oldu kız? Kurbanlık değil. Halisler istemeye gelince düğürlerin ayağını kesmek lazım. Sakın ha başkasına karıştırıp satmayasın ha. Böyle boyunayın bir şeyler sür. Sen meraklanma. Hele Halis seni bir alsın da genderlerimle getireceğim. A boynuzuna da kırmızı gurdele takacağım. Eğlenme kız benimle. Kalbimi açtığım, içimi döktüğüm bir sen varsın ya. Ondan diyeyim canım bacım. Bak kaç sene geçti. Adam dönücü olsa dönerdi. Yakında anasona birilerini bulup İstanbul'lara gelin diye yollar. Boşuna bekleme sen onu. Halis'in köyünü ben de bileyim ben. Hem ben söz verdim ona. 40 yıl da olsa bekleyeceğim. Gel hadi. Gel hele. Otur Şeyla abi. Böğün nereye gittin sen? Mezidelere gittim ağam. Bir iki öteberi götüreyim dedim, sevaptır. İyi, iyi. Bir şey dediler mi sana Halis Korhan'la ilgili? Yok ağam, ne desinler? Hem niye bağ desinler? Korhanların Halis'e düşünüyorlar onu. Önce bir bağa sordular. Sen ne diyorsun? Halis ağabey evlenici miymiş? Onun daha haberi bile yok. Anası çarşıda görmüş kızı. Yarın hamama görücü gidicilermiş. Bakıp beğenmeden Halis'e konuyu açmayazlar zaten. Mezide sağ bir şey demedi mi? Utanmıştır ağam. Öyle temiz pak bir kızdır. Günahına girmeyin. Ama başına bela olan biri varmış uzak bir köyden. Bir iki önüne dolanmaya kalkmış diye duydum. İnşallah kızın başına bir iş açmazlar. O kızı gizlice aldın evinden. Kafasına kadar kireç kuyusuna gömün. Sabaha ölürse ölüsünü, kalırsa dirisini bir bulan olur elbet. Senin emrin olur Hatice Hanım. Şimdi görsünler bakalım seni anlattı.
Genç kızım da ben çok korkardım Koç'tan, Teke'den. Bunu bilen bilirdi. Bu Ökkeş'in bir ablası var. En çok da o bilirdi. Eğer onlardan geldiyse bile bu bela bana gelmiştir. Herkes içini ferah tutsun. İnşallah diyeceğim de bu evdeki güvenlik zafiyetini değiştirmiyor. Ha, bu evdekilerden birinin yardım etmediğine malum. Hiçbirinizin gönlü yoktu bizim evlenmemize. Latif Bey, bu akşam tüm kapılar, pencereler içeriden kilitlenecek. Bütün kapılara ikişer tane güvenlik koyacaksınız, tamam mı? Peki Ferit Bey. Anne. Hı. Baba. Hadi. Siz de gidin, dinlenin artık. Herkes bir sakinleşsin yani, yapacak bir şeyimiz yok bu saatten sonra. Sabaha kadar tutsak da bir işe yaramayacak. Yarın bakarız duruma göre, tamam mı? Merak etmeyin. Ben birini öldürdüm.